Dua bir ibadettir ama nasıl yapılmalıdır? Dua, Allahü Teala'dan bir şey istemek demektir. Dua, lafzi ve fiili olmak üzere iki türlü yapılır. Birinci, lafzi dua, Allahü Teala'dan lafız ile, söz ile istemektir. Bu duanın kabul olması için şartlar vardır. Bu şartlar, dua edenin Müslüman olması, ihlas sahibi olması, namazlarına devam etmesi, fasık olmaması, yani haram işlememesi, üzerinde kul hakkı bulunmaması gibi şeylerdir. Bu şartlar bulunmayanların duaları kabul olmuyor. Sıkıntı içinde yaşıyorlar. İkinci, fiili dua, istenilen şeyin sebebine yapışmaktır. Allahü Teala, her şeyi, bir sebep ile yaratmaktadır. Allahü Teala'dan bir şey isteyenin, bu şeyin yaratılmasına sebep olan şeyi yapması lazımdır. Mesela, bir yeri ağrıyanın, ağrı kesici bir ilaç kullanması lazımdır. Bu ilacı kullanması, fiili dua etmek olur. Fiili duanın kabul olması için, sebebin tesirinin katı olması, iyi bilinmesi lazımdır. Lafzi dua ile fiili dua birbirine uygun değilse, fiili dua kabul olur. Müslümanın, iyi ve caiz olan şeylerin sebeplerini bilip, dua için, bu sebepleri yapması lazımdır. Bu sebepler yapılınca, Allahü Teala, istenilen şeyi yaratır. Çünkü, sebepleri yapılan şeyi yaratması, adetidir. Aç olanın bir şey yemesi, fiili sebebe yapışmak, fiili dua etmek olur. Dua ediniz, kabul ederim, buyurulması, fiili dua etmeyi emretmektedir. Ayet-i Kerime'nin ve duanın tesir etmesi için okuyan Müslümanın, ehli sünnet itikadında olması, kul hakkından sakınması, haram ve habis şey yememesi ve okunan kimseden karşılık istememesi şarttır. İlaç almak, ayet-i kerime ve dua okumak, üflemek ve yanında taşımak, insanın ömrünü uzatmaz, ölüme mani olmaz. Eceli geciktirmez. Ömrü olanın dertlerini, ağrılarını giderip, sıhhatli, rahat ve neşeli yaşamasına sebep olurlar. Kalp nakli ve beyin, böbrek, ciğer gibi ameliyatlar, aşılar, serumlar, ölüme mani olmaz. Ömrü olanlara faydalı olur. Eceli gelen çok kimsenin ameliyat esnasında öldüklerini bilmeyen yoktur. Duanın kabul olması için, istenilen şeyin sebebine yapışmak lazımdır. Allahü Teala, her şeyi sebep ile yaratır. Tedbir almak, sebebi aramak lazımdır. Dua edince, Allahü Teala sebebe kavuşturur ve sebepte tesir, kuvvet yaratır. Evliyaya, sevdiklerine sebepsiz de verir. Buna, keramet denir. Sebebe yapışmadan dua etmek, Allahü Teala'nın adetine uymamak olur. Abdullah-ı Dehlevi, rahmetullahi aleyh, 117. mektubunda buyuruyor ki, her işte, piranı kibarın ervahı tayyibesini vasıta yaparak, Allahü Teala'ya iltica ve dua etmelidir. Bunun için, kendilerine, Silsile-i Aliye, denilen büyük alimlerin isimlerini okumalıdır. Bunların vasıtası ile, dini ve dünyevi muratları ihsan eder. 17 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Hasan Yavaş.